Bu nedenle İTÖ'nün alt boyutlarda dahil olmak üzere güvenilir bir ölçme aracı olduğu kabul edilmiştir. Çünkü herkese merhabalar. Bu videomuzda SPSS ile güvenirlik analizinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Ancak öncelikle analize geçmeden önce küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Güvenirlik nedir, ne anlama gelir, güvenirliğin geçerlikten farkı nedir, güvenirlik belirleme yöntemleri nelerdir gibi soruların cevapları hakkında bilgi eksikleriniz varsa öncelikle kanalımızdaki ilgili videoları izleyerek yaptığımızın ne olduğunu daha iyi kavramanızı öneriyorum. Bu öneriden sonra videomuza geçecek olursak SPSS ile güvenirlik analizi yapacağımızı belirttik. Ancak güvenirliği belirlemenin de farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları test, tekrar test yöntemi, paralel testler yöntemi, eşdeğer yarılar yöntemi gibi farklı yöntemlerdir. Bu yöntemler hakkındaki bilgileri de yine kanalımızda bulabilirsiniz. Biz burada bu videomuzda güvenirlik tespit yöntemlerinden birisi ve belki de en yaygını olan Cronbach alfa yöntemini kullanacağız. Bununla birlikte ayrıca madde toplam puan korelasyonu ve maddeler arası korelasyonu da görmüş olacağız. Peki bu analizi nasıl yapıyoruz? Şimdi gelin analize geçelim. Bunun için ekranda görmüş olduğumuz yolu izliyoruz. Analiz menüsü altında yer alan Scale'den ulaşabileceğimiz Reliability yani güvenirlik analizi komutunu kullanıyoruz. Buna tıkladığımızda ekranda görmüş olduğumuz pencere açılıyor. Burada veri setimiz içerisindeki değişkenlerin tamamını yani anketimiz içerisindeki soruların tamamını görüyoruz. Yalnız biz güvenirlik analizinde bu maddelerin tamamını analize dahil etmiyoruz. Sadece ölçek maddelerimizi dahil etmemiz gerekiyor. Burada örnek verecek olursak biz iş tatmini üzerinde bir araştırma yürütüyoruz. Dolayısıyla sadece iş tatminine yönelik olan soruları, ölçek maddelerimizi bu analize dahil etmemiz gerekiyor. Burada cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma süresi soruları ölçek maddeleri içerisinde yer almıyor. Dolayısıyla bunları güvenirlik analizi içerisine dahil etmiyoruz. Burada görmüş olduğumuz sorudan başlayarak buradaki son soruya kadar shift'e basılı tutarak seçmiş oldum. Bunlar bizim ölçek maddelerimiz. Bunları sağ taraftaki pencereye aktarıyoruz ve güvenirlik analizimizi bu şekilde başlatmış oluyoruz. Maddelerimizi seçtikten sonra, bunları dahil ettikten sonra yapmamız gereken buradan model seçimi. Burada alfanın seçili olduğunu görüyoruz. Cronbach alfa yönteminin seçili olduğunu görüyoruz. Burada farklı yöntemler de var. Biz alfa yönteminde bu seçeneği bırakıyoruz. Ardından burada scale label görüyoruz. Buraya bir etiket verebiliriz. Eğer birazdan farklı maddelerimiz varsa, farklı ölçeklerimiz de varsa bunlardan ayrılmasını istiyorsak burada rapor üzerinde görünmesi için buraya bir etiket yazabiliriz. Örneğin burada iş tatmini ölçeği olduğunu söylemiştik. Buraya ITÖ kısaltmasını yazabiliriz. Bundan sonra yapmamız gereken buradaki Statistics butonuna tıklamak. Buradan iki adet seçim yapacağız. Bu seçimlerden ilki Scale if item deleted olacak. Bunu işaretledikten sonra bunun anlamı şu. Buradaki herhangi bir madde silindiğinde güvenirlik katsayısı ne oluyor? Buradaki seçenek bunu gösteriyor. Scale if item deleted. Yani buradaki maddelerden her biri teker teker silindiğinde güvenirlik katsayısı ne oluyor? Raporda bunu görüyoruz. Ardından ikinci işaretlememiz buradaki inter item correlations seçeneği yani maddeler arası korelasyonlar seçeneği. Birazdan raporumuz üzerinde biz aynı zamanda maddeler arasındaki korelasyonu da görmek istiyoruz. Farklı bir işaretleme yapmıyoruz. Artık buradaki continue yani devam butonuna tıklayabiliriz. Ardından buradaki okey yani tamam butonuna tıkladığımızda güvenirlik analizi raporumuzun üretilmiş olduğunu görüyoruz. Tıkladığımızda raporumuz ekrana gelmiş oldu. Buradaki raporda ne görüyoruz? Öncelikle ilk tabloda bir özet tablosu görüyoruz. Bu özet tablosunda kaç kişiden toplanan veriler üzerinde bu analizin yapıldığını görüyoruz. Burada 250 kişiden toplanan veriler üzerinde bu analizin yapıldığını görüyoruz. Ve hiçbir katılımcının analiz dışında bırakılmadığını görüyoruz. 250 katılımcının tamamının verileri geçerli bir şekilde bu analize dahil edilmiş. Bununla ilgili özet tabloyu burada görmüş oluyoruz. Bundan sonra Reliability Statistics yani güvenirlik analizinin sonuçlarını görüyoruz. Buradaki Cronbach alfa sütununda buradaki güvenirlik analizi sonucunda ölçeğimizin güvenirlik katsayısının ne çıktığını görmüş oluyoruz. 0,765 bizim ölçek maddelerimizin güvenirlik katsayısını veriyor. Buradaki katsayı 0,70'in üzerinde olduğunda literatürde ölçeğin güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. Ancak bazı kaynaklarda 0,60'ın üzeri de güvenilir olarak kabul edilmektedir. Ayrıca farklı kaynaklarda farklı değer aralıkları kabul edilebilir, iyi, yüksek derecede, mükemmel gibi
farklı değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Bunlarla ilgili bilgileri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Burada özetle şunu ifade edebiliriz. Buradaki değer 0,60'ın üzerinde olduğunda ölçeğin güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 0,70'in üzerinde olması çok daha iyi olacaktır. Ancak burada şunu da ifade edebiliriz. Buradaki değerin 0,95'in üzerinde olması da çok istenmemektedir. Çünkü 0,95'in üzerinde olduğunda bu kadar maddeye gerek olmadığını, daha az sayıda madde ile bu ölçümün yapılabileceğini bazı kaynaklar ifade etmektedir. Dolayısıyla buradaki değerin 0,95'in üzerine çıkması da çok fazla istenen bir durum değildir. Burada sonuç olarak biz buradaki iş tatmini ölçeği maddelerimizin güvenirlik katsayısının 0,765 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ölçeğimizin güvenirlik şartını sağlamış olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu tabloda number of items, yani kaç madde dahil edilerek buradaki güvenirlik analizinin yapılmış olduğunu görüyoruz. 10 madde dahil edilmiş. Buradaki ölçeğimizde 10 madde bulunuyormuş. Bunu burada görebiliyoruz. Bundan sonra 2 adet tablomuz daha var altta. Bu tablolardan ilki inter-item correlations matrix tablosu, yani maddeler arasındaki korelasyon tablosu. Bu tablo da çok önemli. Bu tabloya da bakmamız gerekiyor. Biz buradaki korelasyon tablosunda maddeler arasındaki korelasyon katsayılarını görüyoruz. Korelasyonun yönünü görüyoruz. Pozitif mi, negatif mi ve büyüklükleri ne kadar, yani gücü ne kadar, bunları görüyoruz. Bu tabloda biz maddeler arasında, maddelerin kendi arasında pozitif ilişkiler olmasını bekliyoruz. Pozitif ilişki ne anlama geliyor? Yani bir maddeden alınan puan arttığında diğer maddeden alınan puanın da artmasını istiyoruz. Yani aynı yönde olmasını istiyoruz. Örnek verecek olursak, başkaları için bir şeyler yapabildiğini hissetmem yönünden işimden memnunum ile yine farklı bir yönden işimden memnunum, yine farklı bir yönden işimden memnunum maddeleri arasında aynı yönde bir ilişki olmasını istiyoruz. Yani buradaki soruya pozitif bir cevap veren katılımcının buradaki soruya da pozitif bir cevap vermesini istiyoruz. Bundan dolayı buradaki maddelerin tamamı arasında pozitif ilişkiler olmasını istiyoruz. Ayrıca en az orta düzeyde 0,40, 0,50, 0,60 gibi değerlerden başlayan değerler olmasını burada istiyoruz. Buradaki değerlerin yüksek olması, buradaki maddelerin birbiriyle ilişkisinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Buradaki maddeleri bu yönüyle incelediğimizde şu dikkatimizi çekiyor. Genellikle burada pozitif ilişkiler olduğunu görüyoruz. Ancak burada negatif değerler görüyoruz. Buradaki maddemizin diğer maddeler ile negatif bir ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu kaçıncı madde? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. madde. 6. madde burada diğer maddeler ile negatif bir ilişki içerisinde. Yani buradaki soru diğerlerinden ters bir özellik gösteriyor. Yine bu maddeyi burada da görebiliyoruz. 6. madde burada da yer alıyor. O zaman bunu inceleyecek olursak burada sonunda memnun değilim şeklinde bittiğini görüyoruz. Yani buradaki soruların tamamı memnunum şeklinde biterken buradaki sorunun memnun değilim şeklinde bittiğini görüyoruz. Bundan dolayı da katılımcı burada ters bir cevaplama yapmış. Diğerlerinde örneğin 5 cevabını verdiyse burada 1 cevabını vermiş. Bundan dolayı da burada negatif bir ilişki ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bu sorunun öncelikle düzeltilmesi gerekiyor. Bu düzeltmeden sonra güvenirlik analizinin tekrarlanması gerekiyor. Bunu bir kenara not edelim. Bir de bundan sonraki tabloya bakalım. Bundan sonraki tabloda ise biz item total statistics değerlerini görüyoruz. Yani burada bizim maddelerimiz var. Burada ise ölçeğin tamamından, toplamından alınan puan ile arasındaki korelasyon değerleri var. Bunları incelediğimizde örneğin birinci madde ile ölçek toplamı arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu görüyoruz. İkinci madde ile ölçek toplamı arasındaki ilişkinin yine pozitif olduğunu görüyoruz. Buradaki katsayıları incelediğimizde yine buradaki aynı maddenin, yukarıdaki maddenin, altıncı maddenin negatif bir ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani ölçek genelinden alınan puan arttığında buradaki puan azalmakta, bu maddenin puanı azalmakta ters bir ilişki var, negatif bir ilişki var. Biz bunu istemiyoruz. Buradaki değerlerin yine aynı yönde olmasını istiyoruz. Ölçeğin genelinden alınan puan ile buradaki maddelerden alınan puanın aynı yönde olmasını istiyoruz. Ve ayrıca buradaki değerlerin 0,30'un veya en fazla 0,20'nin altında olmasını da istemiyoruz. En küçük 0,20 olabilir. Buradaki değerlerimizin bu açıdan problemsiz olduğunu görüyoruz. Ancak burada negatif bir ilişki var. Buradaki 6. maddenin önceki tabloda da gördüğümüz üzere problemli olduğunu görüyoruz. O zaman burada bu maddeye verilen cevapların ters çevirme adı verilen bir işlemden geçirilmesi gerekiyor. Hemen bunu da yapalım. Bunu nereden yapıyoruz? Buradaki transform menüsüne giriyoruz. Burada recode into same variables, yani aynı değişkenin içerisine tekrar kodlama yap anlamına gelen
komutu kullanıyoruz. Buna tıkladığımızda buradaki 6. maddeyi görmek için şöyle yapabiliriz. Display variable names diyebiliriz. Bu şekilde daha açık bir şekilde maddeyi görebiliriz. 6. maddeyi bu kısma atıyoruz ve ardından kodlama işlemine başlıyoruz. Burada old and new values görüyoruz. Yani eski ve yeni değerler şeklinde bir buton görüyoruz. Buna tıkladığımızda eski değer 1 iken biz bunun 5 olmasını istiyoruz. Buraya add diyoruz. Eski değer 2 iken 2 ise bunun 4 olmasını istiyoruz. Eski değer eğer 4 ise bunun 2 olmasını istiyoruz. Yine add diyoruz. Eski değer eğer 5 ise bunun yeni değerinin 1 olmasını istiyoruz ve add diyoruz. Yani burada bunları incelediğimizde 1'in 5 olmasını, 2'nin 4 olmasını, 4'ün 2 olmasını, 5'in ise 1 olmasını istiyoruz. Yer değiştirmelerini istiyoruz. Yani katılımcımız az önce memnun değilim dediyse artık onun memnunum gibi algılanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu işlemi yapmış oluyoruz. Buradaki continue butonuna artık basabiliriz. Ardından OK'ye basabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda raporumuzun altında bunu görüyoruz yaptığımız işlemi. Recode işlemi yapıldı. 6. maddede yapıldı. 1'ler artık 5, 2'ler 4, 4'ler 2, 5'ler 1 şeklinde değiştirilmiş oldu. Bundan sonra güvenirlik analizini tekrarlayabiliriz. Yine analiz kısmına, scale kısmına geliyoruz. Buradan güvenirlik analizine tıklıyoruz. Az önce yapmış olduğumuz işlemler, seçmiş olduğumuz maddeler burada yer alıyor. Sadece OK'ye basabiliriz. OK'ye bastığımızda tekrar bir hesaplama yapılmış olduğunu görüyoruz. Az önce 0,765 çıkmıştı. Şu anda güvenirlik katsayımız biraz daha arttı. 0,878 oldu. Yani güvenirlik düzeyi artmış oldu. Yine 10 maddenin dahil edilmiş olduğunu görüyoruz. Maddeler arasındaki korelasyona baktığımızda ise burada tamamının bu defa pozitif olduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki memnun değilim'i artık biz memnunum olarak değiştirdik. Ancak bunu yaparken kodlamaları değiştirerek bunu yaptık. Dolayısıyla maddelerimiz arasındaki pozitif korelasyonu elde etmiş olduk. Yine buradaki tabloyu incelediğimizde Corrected Item Total Correlations sütununda yine her bir maddenin toplam puan ile pozitif bir korelasyon içerisinde olduğunu ve buradaki değerlerin de en düşük 0,500'lerden başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da bir problem olmadığını görüyoruz. Ayrıca Chromebox Alpha If Item Deleted sütunu görüyoruz. Buradaki her bir madde silindiğinde ölçeğin güvenirliği ne olacak bunu görüyoruz. Örneğin buradaki birinci madde buradaki ölçekten çıkarılırsa ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,858'e çıkacak. İkinci maddeyi sildiğimizde ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,860'a çıkacak şeklinde buradaki sonuçları görebiliyoruz. Bizim güvenirlik katsayımız 0,878'di. Eğer buradaki değer örneğin 0,500'lerde bir değer olsaydı ve burada bir madde çıkarıldığında 0,700'ün üzerine çıkacak olsaydı güvenirlik katsayısı o zaman buradaki bir maddeyi çıkarmayı düşünebilirdik. Ancak bizim böyle bir duruma ihtiyacımız yok. Çünkü güvenirlik katsayımız zaten oldukça yüksek. Bu şekilde ölçeğimizin güvenilir olduğunu tespit etmiş olduk. Buradaki güvenirlik katsayısının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Güvenirlik analizini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz son olarak. Eğer analizini yaptığımız ölçek alt boyutlardan oluşuyorsa ayrıca alt boyutların da güvenirliklerini tespit etmemiz gerekmektedir. Örneğin bizim buradaki ölçeğimiz de iki alt boyuttan oluşuyor. Bundan dolayı güvenirlik analizini her bir alt boyutta tekrarlamamız gerekiyor. Bizim maddelerimizden ilk 5'i farklı bir alt boyut, son 5'i ise farklı bir alt boyuttu. O zaman buradaki 5'ten sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6. maddeden itibaren şu şekilde geriye atarsak ilk 5 maddenin güvenirliğini tespit edebiliriz. Şu şekilde etiket kısmına da 1 şeklinde yazarsak birinci alt boyut olduğunu görebiliriz. OK'ye bastığımızda sadece ilk 5 maddenin güvenirlik katsayısını tespit etmiş oluruz. Yine diğer raporları görmüş oluruz. İkinci alt boyut için aynı işlemi tekrar etmek istediğimizde ise buradaki maddeleri sol tarafa alarak daha sonra burada 6. maddeden itibaren tekrar bu tarafa atabiliriz ve burada ikinci alt boyut yerine geçen 2 yazabiliriz ve OK'ye bastığımızda artık ikinci alt boyutun güvenirlik katsayısını da tespit etmiş oluruz. Güvenirlik analizini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunu raporlamaya geçebiliriz. Bunun için buradaki aynı verileri kullanarak daha önce yapmış olduğumuz geçerlik yani faktör analizi sonucunda birlikte yazdığımız geçerlik raporu üzerine devam edeceğiz. Öncelikle geçerlik raporunu ekrana getirelim. İlgili raporu ekrana getirdik. Sol taraftaki sayfada daha önce yazmış olduğumuz geçerlik bulgularını görüyoruz.
Şimdi ise güvenirlik bulguları ile devam edeceğiz. Şu şekilde yazabiliriz. Ayrıca iş tatmini ölçeğinin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alpha güvenirlik analizi yapılmış ve ölçeğin güvenirliği 0,878 olarak bulunmuştur. Bu değeri bulmuştuk. Buna ek olarak içsel tatmin alt boyutunun güvenirliği, içsel tatmin alt boyutunu biz burada yazmıştık. Ayrıca faktörler sırasıyla içsel tatmin ve dışsal tatmin olarak adlandırılmıştır şeklinde daha önce bunu yazmıştık. İçsel tatmin 1 ve 5. maddeler arasındaki maddelerden oluşan alt boyuttu. Burada bunu da belirtiyoruz. İçsel tatmin alt boyutunun güvenirliği 0,915, dışsal tatmin alt boyutunun güvenirliği ise diğer alt boyut 0,869 olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle İTÖ'nün alt boyutlarda dahil olmak üzere güvenilir bir ölçme aracı olduğu kabul edilmiştir. Çünkü Cronbach alfa değerinin 0,70 ve üstü olması bir ölçme aracının güvenirliği için yeterli görülmektedir. Bununla ilgili referansımızı da burada veriyoruz. Bu şekilde güvenirlik analizini tamamlamış olduk ve raporunu da daha önce yazmış olduğumuz geçerlilik bulguları üzerine eklemiş olduk. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Herhangi bir sorunuz olması halinde videonun yorumlar kısmından bize her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.